Merhabalar, hoş geldin. ÖSYM tarzı sorular ve ile birlikteyiz. Soru 1'e bir bakalım. Soru bir yazı çok küçük. Biraz daha büyütelim yazımızı. Böyle daha iyi duruyor. Doruk aşağıdaki tahta parçasını gösteren parabolik kısımlardan keserek bir süs eşyası yapacaktır. Önden görünen tahta parçası üst kısmı x ekseni ile çakışacak şekilde dik koordinat düzlemine yerleştiriliyor. Koordinat düzleminde her birim 3 santimetre karşılık geldiğine göre işlem tamamlandıktan sonra süs eşyasının en derin kısmı yani şöyle şurayı istiyor. Üst kısmından kaç santimetre daha aşağıdadır? R'yi bul yani aslında bizden K'yi istiyor. Bu parabolün K'sini. Bakalım o zaman. Bak şu an elimde ne var? 2 tane x eksenini kesen nokta var iki noktası ya da kökleri bilinen doğrunun denklemi. fx eşittir a çarpı x eksi, eksi 4'ten artı 4 olur. Çarpı x eksi 12. Buradan hangi noktayı biliyorum? Buraya dikkat et. 0'a eksi 4 noktasını biliyorum. 0'a eksi 4 noktasını getirip denklemde yerine yazarsam. Eksi 4 eşittir. 0 yazdım buraya. Bak buraya dikkat et. Buraya 0 yazdım. 4, a, 4 a çarpı 4 çarpı 0 yazdım. Eksi 12. Buradan 4'ler gider. Her tarafı eksi 12'ye bölelim. a eşittir. 1 bölü 12 geldi. Şimdi denklemi bir daha yazıyorum. fx eşittir. 1 bölü 12 çarpı x eksi 4 çarpı x eksi 12. Buradaki denklemi sadece a gördüğüm yere 1 bölü 12 yazdım. Devam ediyorum. Ee, şimdi r'sini bulalım. R'yi bulmak için istersen denklemi dağıt. r eşittir eksi b bölü 2a formülünü kullan. Ya da buradan direksiyonu söyleyebilirsin ki hiç işleme girmeden simetri eksenin tam ortası R'dir. Yani R eşittir. Eksi 4 ve 12'nin ortası. Buradan da kaç geldi? 4, e, 4 geldi. R eşittir 4. Yani R'yi 4 buldum. Sonra getir 4'ü yerine yaz. K'yi bul. Hemen bakalım. 4'ü yerine yazıyorum. 1 bölü 12 çarpı. 4'ü burada yerine yazdım. Ne geldi? E, x, x, artı 4 olacak. Bu 4'ü yerine yazdım. Ne geldi? 8. 4'ü yerine yazdım. Eksi 8. Buradan sadeleştirmemizi yapalım önce. 4'e e böldüm, 2, 4'e böldüm. Buradan ne geldi? 4'e böldüm, 3 geldi. Daha da sadeleşen bir şey yok. Eksi 16 bölü 3 oldu. Şimdi bizden uzunluk istiyor, uzunluk istediği için pozitif alacağım, yani eksi 16 bölü 3 olarak alacağım. Bir de bana şu bilgi vermiş. Koordinat düzleminde her birim 3 santimetreye karşılık geliyor, yani 3 ile çarp. 3 ile Üçle çarptığımda 3'ler sadeleşir, mutlak eksi 16 da 16 olarak dışarı çıkar. Bu da C seçeneği doğru cevabım olacak. Geldik soru 2'ye. Tekrar soruyu biraz daha büyütelim. Soruyu büyütelim şöyle daha iyi. Aşağıda üst kısımları parabol şeklinde iki tünelin giriş kısımlarının dik koordinat düzleminde modelleri verilmiştir. İfadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi Yüksekliği 3 metre, genişliği 4 metre olan bir, kam bir kamyon yüksekliği 3 metre, genişliği 4 metre olan bir kamyonumuz var. Buradan geçirmeye çalışacağız. Şimdi buradan geçebilmesi için ilk başta şu denklemleri her iki tünelin denklemini bilelim ki ona göre sayıları yerine yazalım. Birinci tünel için bir bakalım. Birinci tünel. Birinci tünelde köklerimiz eksi 4 ve 4'tür. Yani ben bunu şöyle yazıyorum. fx eşittir a çarpı x eksi 4 çarpı x artı 4 yazdım. Buradan devam ediyorum. A'yı bulmak için bilinen bir noktayı kullanmam lazım. Ben neyi biliyorum? Burada 0'a 6 noktasını biliyorum. Getir burada yerine yaz. Y gördüğün yere 6, X gördüğün yere de 0 yazıyoruz. Eksi 4 çarpı 4. Buradan ne geldi? 6 eşittir. Eksi 8 A. A eşittir. Eksi 3 bölü 8 geldi. Yani birinci tünelimizin denklemini artık biliyoruz. F eşittir. Eksi 3 bölü 8 çarpı. Buradan da 2 kare farkından. X kare eksi 16 gelir diyebiliriz. Birinci tünelin denklemi. Gelelim ikinci tünelin denklemini bulmaya. İkinci tünel için denklem bulalım. Şimdi köklerimiz eksi 3'e 3'tür. Yani fx eşittir. A çarpı x eksi eksi 3'ten artı 3 olduğu bir de x eksi 3 var. Buradan bilinen şeyi kullan. Kaça kaç? Sıfıra 9 noktasını biliyorum. Sıfıra 9 noktasını yerine yazdığımda 9 eşittir. A çarpı x gördüğüm yere 0 yazdım. Yani 3 geldi buradan. X gördüğüm yeri 0 yazdım. Eksi 3. Buradan da 9 eşittir. Eksi 9 A. Yani A'yı kaç buldum? Eksi 1 buldum. Denklemde yerini yaz. Fx eşittir. A gördüğüm yeri eksi 1 yazdım. Yani önüne eksi yazdım denklemin 2 kare farkından. X kare eksi 9. Şimdi gel artık yorumlayalım. Birinci öncül her iki tünelden geçebilir diyor. Bakalım gerçekten geçecek mi birinci öncül için? Şimdi şöyle düşünelim. Her iki tünelden geçebilmesi için gelen kamyon şöyle... Bak buraya dikkat et. Geçebilmesi için tam tüneli ortalasın. Eğer bir şeyi bir yerden geçip tünel gibi bir yerden geçirmek istiyorsan ve sığmayacaksa tam ortalarsak geçebilme ihtimali daha yüksek. O zaman hemen bakalım. Genişliğimiz kaç? 4. Genişliğimiz 4 ise bak buraya dikkat et. İkisi burada, ikisi burada. Yani ben burada, şurası eksi 2 olur bu durumda. F2 için işlem yapacağım. F2 için. Getir burada yerine yaz. F2. F2'de yüksekliğimiz kaçtır? Aslında bunu bulmaya çalışıyoruz. X2 iken tünelin yüksekliği ne kadardır? Bunu bulmaya çalışacağız. Hemen başlayalım. Eksi 3 bölü 8 çarpı. X gördüğüm yere 2 iki yazdım. 2'nin karesi 4. 4 eksi 16'dan buradan da 12 geldi. 12 geldi. Hatta eksi 12 gelir. Eksi 12 gelir. Yazalım bunu. Şöyle silelim. Düzgün yazalım. Eksi 12. Buradan da sadeleştirmemi yaparsam. 4'e böldüm. Eksi 3 oldu. 4'e böldüm. 2 geldi. Yani 9 bölü 2. Bu da 4,5 yapar. Yani şu tünelin tam x'in 2 olduğu yerde yüksekliği 4,5 metreymiş. Burada bahsettiği şey budur. E, kamyonun boyu kaçtır? 4'tür. Kamyonun boyu 4 ise 4 ise 4,5 metrelik bir yerden geçebilir. Burada herhangi bir sorun yoktur. Birinci tünel için geçebilir sorun yok. Geldim ikinci tünele. İkinci tünelde İkinci tünele bir bakalım geçecek mi? Yani birinci öncül için aslında yorumluyorum. Birinci öncül için yorumluyorum. X gördüğüm yere tekrar 2 yazıyorum. F2 eşittir. Eksi 2'nin karesi 4. 4'ten e, 9 çıkardım. Buradan ne geldi? Eksi 5 geldi. Önünde de eksi var. 5 geldi. Yine 5 4 metrelik yani ikinci tünelde X'in 2 olduğu yerde tünelin boyu. 5 metre yükseklikte e, kamyon 4 olduğuna göre tekrar geçebilir. Sorun yok. Her iki tünelden de geçebilir. Geldik ikinci öncülümüze. İkinci öncülde bize ne diyor? Kamyonun en sol kısmı A noktasından 1,5 metre uzaklıkta olduğuna göre kamyon tünel birden geçebilir. Tam kamyonun en sol kısmı burayı silelim bir daha bakalım. En sol kısmı A noktasından 1,5 metre. 1,5 metre uzaklıktaysa bak buraya dikkat et. Yani kamyonun şöyle burası 1,5 ise Kamyon toplam 4 metredir. Yani ikisi burada, ikisi burada, değil mi? İkisi bu tarafta, ikisi bu tarafta. Burada kamyon şuralarda bir yerde. Şöyle yapalım, daha düzgün çizelim. Kamyon şöyle şur şöyle şuralarda bir yerde olacak, tamam mı? E, ne kadarlık bir mesafe? 1,5 bir, bir mesafe. 1,5 bir mesafede, 1,5 bir, bir mesafede şu tünelin yüksekliğini bulmaya çalışalım. Kamyon buradan geçebilecek mi, geçemeyecek mi? E 1.5 dörtten 1.5 çıkar. Aslında sol tarafta 2.5 var. Yani x x'in e, x'imiz kaçtır? 2.5'tır bu durumda. Burası eksi 2.5 iken bu tarafta da 2.5. F 2.5'u arıyoruz. Yani 5 bölü 2 aslında. 2.5 demek 5 bölü 2 demek. Getir birinci denklemde yerine yaz. Bakalım. Eksi 3 bölü 8 çarpı 5 bölü 2 eksi 5 bölü 2'nin karesi ya da 5 bölü 2'nin karesini alıyorum. Kaç olur? 25 bölü 4 olur. Eksi 16. Buradan devam edelim. Ee, şurayı çarptım kaç geldi? 64 geldi. 64'ten 25 çıkar. 39. Önünde de eksi var. Eksi 39. Yani bu ifadem ne oldu? Eksi 3 bölü 8 çarpı. Eksi 39. Faydada da 4 var. Buradan da devam ettim. Çarptım. 117 bölü 32. 117 bölü 32. 3 virgül bir şeyler. 3 virgül bir şeyler. Kamyonun yüksekliği kaçtır? 4'tür. Kamyonun yüksekliği 4'tür. E ben şunu biliyorum. Pardon 3'tür. 3 metredir. Bak 3 virgül bir şeyler 3'ten daha yüksek olduğu için buradaki tünelimizin yüksekliği 3 küsür bir şey. Ama kamyonun yüksekliği 3 o zaman rahatlıkla geçebilir. Yani tünelden daha kısa olduğuna göre kamyon buradan geçebilir. Geldik son öncülümüze. Üçüncü öncüle bir bakalım. Kamyonun sağ kısmı D noktasından 1 bölü 2 metre uzaklıkta olduğunda kamyon ikinci tünelden geçebilir. 1 bölü 2 demek aslında 05 demek değil mi? E peki. Şurası 05 ise bak buraya dikkat et. 05 metre uzaklıktaysa 05 uzaklıktaysa 3'ten 05 çıkar. Buraya kaç kalır? Tekrar 2.5 kalır. Yani x tekrar e, 2.5 yani 5 bölü 2'dir. E getir. Burada yerine yaz. F 5 bölü 2 eşittir. E, burada yerine yazıyorum. Eksi 5 bölü 2'nin karesi 25 bölü 4. Eksi 9. Buradan devam ediyorum. 4 kere 9 36. Eksi, eksi, 36. Buradan kaç geldi? Eksi 11 bölü 4 geldi. Yani 11 bölü 4. 11 bölü 4 2 virgül bir şeyler. Kamyonun Bak burada tünelin boyu. Tünelin boyu e, x 2 buçukken. Tünelin boyu kaçmış? 2 küsür bir şeymiş. 2 küsür bir şey. Çok da küsüratı önemli değil. Ama kamyonun boyu 3 olduğuna göre tam burada kamyonun boyu 3 olduğu için burada tünelden geçemeyecektir. Yani 3. öncülümüz yanlış olmuş olur. Bu da aradığımız cevap 1 ve 2. Yani C seçeneği doğru cevabımız olacak. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.